Engellerim geçerim. Engellerim geçerim. Hiç var ya görmezden gelirim. Gerçekten görmezden gelirim bu arada. Gerek yok yani. Gerek yok, gerek yok. Fazla erkeklikten işte o. Yıllardır söylüyoruz efendim, gerek yok. Bir bakayım şimdi ne olmuş. Mecburen dinleyeceğiz çünkü biz dün de biliyorsunuz öncesinde dinlediğimiz için mecburen dinleyeceğiz. Bilmeyen arkadaşlar gitsin öğrensin. Ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Aa, Bugün Ateş gülerek Attı serisinin geldin. yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden derin konularımız var. Konularımızı anlatacağız ve bir... İnşallah Pequeen çişimi yaparım dedi şeklinde bir haberle ortaya düşmeyiz. birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem Hem de de bizim bizim tarzımızla. tarzımızla. Hız. Ateş Kim Hattı'nın ilk haberi Enes kelepçeledi Batur'la lan? alakalı. Arkadaşlar bir önceki Ateş Hattı videosundan hatırlayacağınız üzere çok eskiden çektiği bir video yüzünden Siz neler telif yemiş ve bu anlatıyorsunuz yüzden lan? kanalı video yüklemeye kapatılmıştı. Bu sorun yaklaşık olarak bir hafta kadar sürdü ve bir haftanın sonucunda kanal tekrardan video yüklenebilir hale geldi. Bunun Aa. üzerine de Enes takipçilerin uzunca bir süredir beklediği 15 milyon özel videosunu yayınladı ki ben de videoyu izledim. Benim bundan hiç haberim yok peki. Kanalı falan mı gitti gerçekten? Abi kelepçe olayı ne? Ben de anlamadım. Birisi kelepçe olayını bilmiyor musun dedi. Ve gitti. Yani oku bırakıp gitti. Kelepçe olayı nedir? Gerçekten çok güzel, Şu an çok kaliteli bakamıyorum bir dur iş şöyle bir. olmuş. Enes'i buradan 15 milyon için tebrik ediyorum. 15 Aynı zamanda milyon kanalı bu. açıldığı için de gözün aydın diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Ateş Hattı'nın ikinci haberi CZN Burak'la alakalı. CZN Burak hatırlayanların bileceği üzere geçtiğimiz aylarda Dubai'de restoran açmıştı. Dubai'de açmış olduğu ihtişamlı restoranla magazin sayfalarına çokça konu Ama olan CZN cellat Burak geçtiğimiz nerede? günlerde de Dubai'nin en iyi restoranı ödülünün sahibi oldu. Hayırlı olsun CZN Burak hem efendim. almış olduğu ödül için hem de yaptığı hayır işlerinden dolayı iki kez tebrik ederek sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Sıradaki haberimiz Allah Alper dur. Rende ile alakalı ki aslında bu haber benim a**a Ha. geçiyorum. Wow. Evet, sıradaki haberimize, sıradaki konumuza geçmeden önce ben bir gideyim efendice üstümü değiştireyim. Hemen geliyorum, bekleyin. Evet, geldik sıradaki konumuza. Bildiğiniz üzere... İşte bizim bir şey. İşte bizim en sevdiğimiz kısımlar. Tamam. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştım ve yayınladığım videonun like dislike Abi bir oranına anda nasıl bakınca suratı hayli beğenilmiş, düştü? hayli desteklenilmiş bir içerik oldu. Sonrasında konunun çok fazla üzerine gitmedim ki açık konuşmak gerekirse bu videoda normalde çekilmeyecekti. Çünkü gerek yoktu. Zaten söylemem gereken her şeyi önceki videoda söylemiştim. Fakat geldiğimiz noktada dün gece bir canlı yayına denk geldim. Yine malum kişinin açtığı bir canlı yayına. Şimdi canlı yayında iki yer var. Tamamını izlemedim. Önce onu söyleyeyim. İki yeri izledim ve anladım. Konuyu anladım ben. Şimdi öncelikle önceki videoyu izlemeyenler lütfen izlesinler. Biz İzleyenler için izledik video devam efendim. ediyor şu an. Biz Şunu izledik belirtmekte efendim. fayda var. Ben bugüne kadar YouTube'da o videoya ve o video benzerinde çok videoya kanalımda yer verdim. O tarz videolarımın hiçbirinde karşımdaki insana hakaret etmemeye, küfür etmemeye, bel altı vurmamaya, bunu özellikle tırnak içinde belirtiyorum, veya tehditvari bir söylemde bulunmamaya çok fazla dikkat ettim ki bunlar benim zaten mizacıma uygun şeyler değil. Çünkü ben bir insanla tartışırken de, eleştirirken de... Ha şimdi Mensa biliyorsunuz ki Mensa çok çılgın bir TikTok fanı. Bak şimdi Mensa'mız açıklamış. Mensa'mız demiş ki Ceylat Ceren'in evinde yaşarken Ceren uyurken Ceylat yan odada bir kıza kelepçe takıp öpmezsen bırakmam mı diyor. Pardon. O neymiş öyle ya? Gerçek mi lan bu?
Ama eve kız atıyor sonra kelepçe var. Ne diyorsun Melsa ya? Tam anlamıyorum da. Nasıl abi böyle bir muhabbet var ve insanlar hala daha yani takip mi ediyor? Ben anlayamıyorum. Nasıl takip ediliyor o zaman daha hala? İnsanlar zor neden hala takip ediyor böyle bir mevzu varsa? Cenk bir bin bit göndermiş efendim. Selamlar olsun merhaba. Çok teşekkür ediyorum efendim desteğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya küçükse daha riskli değil mi peki? Arkadaşlar şu an bizim chatimizde de çok fazla TikTok izleyen ve TikTok'u bu denli yakından takip eden insan görüyorum. Bir geriliyorum. Şu anda çok geriliyorum. Yan odada uyuyan kız anlatmış. Öyle bir haber aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yan odada uyuyan kız mı söylemiş? Bir de ona demiş evet böyle bir şey oldu diye. O millet niye o zaman hala takip ediyor? Arkadaşlar bu bir hiç bilmeyenler için bu bir taciz. Kimseyi bağlayıp zorla öpemezsiniz. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Anlamıyorum ya. Ne biçim laflar bunlar yani ne biçim olaylar bunlar? Peki sevgilisi bunu o gün öğreniyor ve bir şey yapmıyor mu? Gidip ay çıldıracağım. Cenk Bey çok teşekkür ederim bin bitsik desteğin için tekrardan çok sağ ol çok teşekkürler. De tırnak içerisinde kavga ederken de sosyal medya üzerinden her zaman Anladım saygı ve muhabbetler. ahlakımı korurum. Ben ailemden böyle gördüm. Ben çevremdeki insanlardan böyle gördüm. O yüzden şunu bastıra bastıra söylüyorum. Çekmiş olduğum video yüzünden içim çok fazla rahat. Çünkü bana karşı bir canlı yayın yapılmıştı ki o videonun içerisinde zaten var. Ben de gereken cevabı vermiştim. Birine bir şey derseniz biri size karşılık verir. En azından vermelidir. Dünya böyle bir yer olmalıdır. Dünya hiç kimsenin birbirini ezmediği, biri bir şey dediğinde karşısındakinin cevap verebileceği bir yer olmalıdır. Adalet bunu gerektirir. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada düzen bu şekilde olmalıdır. Ben de en doğal hakkım olan cevap hakkımı kullanarak bir cevap verdim. Bir canlı yayın açtı kendileri. Açtığı canlı yayını zaten YouTube'da bulabilirsiniz. Buraya tam halini vermeyeceğim. Çok uzun bir canlı yayın. Önce bir yerini vereceğim, sonra bir yer daha vereceğim ve bunlar üzerine Biz izlerdik isterse 2 saat olsun biz bakardık. bir konuşma yapacağım. İlk yeri gelin bir beraber izleyelim. Kim nasıl istiyorsa gözünün önünde yanında post olarak Instagram'a post olarak atayım. Tam da yanında post atayım. Ondan sonra oturayım elimi ayağımı çekeyim böyle bakalım neler oluyor. Ama eğer değilse sonrasını görürüz. Bu bir. Demek Bunun bu? hakkında şu an bir açıklama. Bu ne demek ya? İsterseniz şimdi ben Instagram'a bir post atayım. Yanında da bir tane posta atayım. Sonra bir posta daha atayım. Sonra oturayım. Ondan. Ne diyor ki anlamadım. Ne demeye çalışıyor onu da anlamadım. Postacı galiba. Yapmıyorum. Birazdan yapacağım. Şimdi bir de ikinci yeri izleyelim. Böyle gereksiz şeyler yani ne? Bu konular hakkında yorum yapacağım bir de. Oturup bu konular hakkında yorum yapacağım bir de. Cevabı farklı şekillerde verilir. Evet. İstediğimiz noktaya geldik. Ben zaten bu noktaya geleceğimizi çok iyi biliyordum. Yani bana çalışmadığım yerden gelmedin. Çalıştığım yerden geldin. Nasıl bir cevap alacağımı çok iyi biliyordum. Nasıl? Alacağım cevabı çok amatörce verdin. Neden? Açıklayayım sana. Şimdi sen beni açtığın canlı yayında net bir şekilde tehdit ediyorsun. Ya ıvırıp kıvırmaya gerek yok. Ki ben de sana şunu söylüyorum. Beni hiç kimse tehdit edemez. Ben bugün Bu arada mesela bunu TikTok canlı yayında söyleyebiliyormuş. Mesela biz Twitch canlı yayınımızda bunu ima bile edemiyoruz.
Evet, yüzünü sansürlemesinin sebebi cellat telif atmasın diye. Mesela Twitch'te yasak, bu direkt yasak, yani direkt olarak bir ban sebebi. Daha doğrusu şöyle, bir kere yaparsınız, alttan alta yaparsınız ve uyarı alırsınız. Denir ki bak böyle böyle yapıyorsun, yapamazsın. Bu kişi rahatsız oluyor. Ya da işte bu kişinin kitlesi rahatsız oluyor ya da senin kitlen gidiyor, bu şahsı rahatsız ediyor. Daha sonrasında da banlanırsın bir daha tekrarlarsan. Bu normal değil yani. Çünkü bu ne biliyor musunuz? Nefreti yaymaya giriyor. Ve diyorlar ki siz hani buranın içerisinde nefret yayamazsınız. Bugüne kadar sosyal medyada çok kişiyle kavga ettim. Çok kişiyle tartıştım. Çok Ay kişiyle çok şükür karşılıklı kimseyle videolar kavga çekiştik. etmedik. Çok kişinin fanları bastı benim yorumlarımı. Çok mücadeleler verdik biz bugüne kadar. Estağfurullah. Ama hiç böyle bir cevap almadım. Allah'ım biz hiç mücadeleler vermedik, lütfen vermeyelim ya Rabbim, sana yalvarıyorum. İstemediğim şey. Gerçekten istemediğim şey. Biz hiç öyle mücadeleler vermedik. Biz hep kendimizi yaydık, oturduk yani. En sevdiğim şey izleyicimle beraber hakikaten böyle oturuyorum 5-6 saat, kendimizi yayıp oturuyoruz ya. Hiçbir derdimiz yok, bir şeyimiz yok. En çok onu seviyorum. Yo arada hani böyle şey dertlerden bahsediyorum. Herhangi bir kitleyle birbirimizi yiyelim, birbirimize girelim, şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir olay olmadı. Umarım hiçbir zaman da olmaz. Bu zaten senin ne kadar toy bir çocuk olduğunu gösteriyor. Sen sosyal medya TikTokçuları fenomenisin. Sen mafya değilsin. Sen kabadayı da değilsin. Sana bir sosyal medya fenomeni benim bir önceki videom tarzında bir video çektiyse çıkarsın, çatır 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 cevap verirsin. Veremiyor musun? Veya vermek istemiyor musun? Susarsın. Susmak istemiyor musun? Videoyu gördüm, izledim, cevap vermek istemiyorum dersin. Geçersin. Ama sen cevap niteliğinde açtığın o canlı yayında çıkıp cevap farklı şekilde verilecek dersen ben sana o lafını da yediririm. Şimdi öncelikle şunu peşinen söylüyorum. Aramızdaki bu muhabbetten menajerlik şirketimin ve avukatlarımın an be an haberi var. Hatta az önce açmış olduğun canlı yayını indirip kendilerine mailledim. Çünkü ben bunu daha önce yaşadım. Çalıştığım yerden geldi bu. Yani ben senin seviyene inip sana istediğini vermeyeceğim. Çünkü ben sosyal medya fenomeniyim. Benim hitap ettiğim insanlar var ve ben kitleme doğru örnek olmalıyım. İnsanlar sorunlarını şiddetle değil, konuşarak çözerler. Benim Allah'a şükür konuşamayacağım, cevap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ne kadar ileri gidebileceğimi de beni eskiden beri izleyen insanlar çok iyi biliyorlar. Hiçbir şeyden korkmam. Ama senin tarzında yaklaşan bir adama da ben Daha önce ne yaptı? Ne daha önce ne yaptı? Mesela ben hiç konuşarak tartışmam. Kavga da etmem. Ben direkt avukatıma veririm. Ben direkt avukatıma veriyorum. Ben hiç konuşmuyorum. Direkt avukatıma gidiyorum. Konuşarak çözmeyi hiç sevmiyorum. Niye konuşacağım? Ben hiç konuşmakla hiç uğraşamam. Hiç konuşmakla uğraşamam. Niye harcayayım değerli vaktimi? Adli işlemleri başlatıyorum. Oturuyorum sonra oturduğum yere. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. 28 yıldır bu oyun hep böyle oldu. Şimdi de böyle olacak. Daha sonrasında da böyle olacak. Daha önce ne oldu ki? Bir şey oldu mu biriyle? Hiç bilmiyorum lan. Gerçekten hiç bilmiyorum. 18! Çok pardon. 18 yıldır bu oyun böyle oldu. Şimdi de böyle devam ki. Hadi bakalım. Biz bu yoldan devam. yargı yoluyla cevap veririm. Dediğim gibi o canlı yayında söylediğin şeyler, o özellikle buraya da verdiğim iki şey burada unutmayacağım o laflarını. Ki şunu tüm İlkini ben samimiyetimle anlamadım bu söylüyorum. arada. Belki de siz izleyenler şu an bunu duyunca şok olacaksınız. Ben kendisinden çok özür diliyorum. Hata yapmışım, mantıklı davranmamışım. Ben bu arkadaşa az bile söylemişim. Bu yüzden çok özür diliyorum kendisinden. Yani işin özeti 2021'in Türkiye'sinde kimse kimseyi tehdit edemez. Hele de senin gibi, bak çok amatör bir hareket. Açtığı canlı yayında ki onun nerede nerelere düşeceğini bile bile hiç kimse tehdit edemez. Yani şöyle bir gerçek var. Bunun farkında değil misin? Ben yarın bir trafik kazası geçirsem, Allah korusun, ölsem bu Ya bile şimdi cevap başka türlü verilir dedi ya bu arada. Ben şimdiden olacak olayı mesela size söyleyeyim. Hani işte hukuksal yola gideceğim. İşte iftira attı bana. Şöyle oluyor. Çünkü iftira davası mesela atıyorum. Bizler şey davaları da açabiliyoruz. Aynı şekilde ünlüler de öyle. İşte mesela itibar zedeleme. İtibar zedeleme davası açabiliyorsun mesela. Yüksek ihtimalle oradan oraya bağlayacak. Öyle diyecek yani. Biliyoruz şimdi. senden bilinecek bugün itibariyle. Yani yarın benim başıma kuş sıçsa, çatıdan taş düşse senden bilinecek. Öyle de olması lazım. Çünkü sen söylüyorsun bunu canlı yayınında. Cevap farklı şekilde verilecek. Bak 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 bak, laflara bak. Nasıl verilecekmiş bir onu da anlatsaydın keşke devamında. Ben bu ezber lafları
Şey değil mi? Anlık Burak Güngör bak geliyor. Bak benim şu an evde kimse yok. Ben istesem ana bacı da söylerim, tamam mı? Ama bak benim yeri bir saygım var. Yukarıda Allah var kanka. Bak. Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var bak. Ya ben bu çocukla Valorant oynamak istiyorum ya. Ya bu çocukla nasıl Valorant oynarım ben? Ben bu çocukla birlikte girmek istiyorum maça. Aşırı tatlı bir şey ya. Çok iyi biliyorum. Bu lafları çok iyi biliyorum. Bu lafları kullanacağını da çok iyi biliyordum ben senin. Çünkü ben seni az çok fark ettim. Az çok tanıdım. Az çok gördüm. Mehmet az çok nasıl takıldığını gördüm. Ben bu ezber lafları çok iyi bilirim. Ama bak şunu tekrardan söylüyorum. Evet avukatlara falan atıyoruz ama bunu korktuğum için yapmıyorum. Sen bu dilden anlamalısın ve seni izleyen insanlar da senin cevap veremediğini cevap olarak cevabı farklı şekillerde vereceğim dediğini görsünler. Valorant kılınç adı varmış hani ekleyeceğim ben onu. Yetiştirirdin. Bir konu daha var. Bir konu daha var. Ona da gelmez. Çok özür dilerim. Laf da senin cevap veremediğini cevap olarak cevabı farklı şekillerde vereceğim dediğini görsünler. Hani sen herkese laf yetiştirirdin. Bir konu daha var. Bir konu daha var. Ona da gelmezsem çok üzülürüm kendi adıma. Diyorsun ki açtığın canlı yayında benim düşmanlarım olması çok iyi. Düşmanlarım olmayınca ben hiçbir şey yapamıyorum. Bakın bundan sonra ne yapacağım falan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sen benim düşmanım bile olamazsın. Çünkü biz seninle aynı seviyede değiliz. Aynı skalada değiliz. Ve skalamızı, seviyemizi belirleyen şey izlenmeler, like'lar, aboneler, takipçiler değil. Skala çok farklı belirleniyor. Sen cahil bir adamsın, ben değilim. Ben iki lafı bir araya getirebiliyorum. Konuşabiliyorum. Ama sen konuşamıyorsun. Konuşamadığın için tehdit ediyorsun. O yüzden benim bugüne kadar sorun yaşadığım çok insan oldu. O mesela canlı yayında söylüyorsun. Ne söylediğini çok iyi biliyorum ben senin. Diyorsun ki kibarca. Benden önce Rain Man'le kavga etmişti ama benimle alakalı videosunda Rain Man'i savundu diyorsun. Savunurum. Kim haklıysa... Savunurum. Sorumu soracağım. Çok sinirlenmiş bu arada. Bence çok sinirlenmiş. Nasıl sert sert geçiriyor. Onu savunurum. Doğru olan da budur. Sırf Rain Man'le aram kötü diye. Rain Man beni sevmiyor. Ben Rain Man'i sevmiyorum diye ki sevmiyorum onu da söylüyorum buradan. Ben haklı olduğu bir konuda sırf sevmiyorum diye Rain Man'e haksız dersem ben gece rahat uyuyamam. Rain Man bundan sonraki 1000 tane mevzuda haklı olsun. Ben yine onu sevmeyeceğim ama yine bu çocuk haklı diyeceğim. Bu son söylediğimi peşinen bir hepiniz ezberleyin. Bu önemli bir laf çünkü. Belli ki bu konu senin içine çok dert etmiş. Laf onun da cevabını almış oldun. Şimdi bir konu daha var. Şunu diyorsun. YouTube'da 350 bin takipçim var diyorsun. Hiç video atmadım. Ya bir tane video atsam zaten onun videosundan çok izlenecek diyorsun. Evet. Doğru. Hatta doğru. İleri götürüyorum bak bu dediğini. 10 tane video attığında muhtemelen abone sayısı olarak beni geçmiş olacaksın. Ama seninle benim aramızdaki fark... Yani şimdi mesela atıyorum genel olarak hani skala olarak bakın hani şey çok deniyor ya. Mesela YouTube Türkiye'nin içerisine baktığımızda mesela Barış Özcan çok güzel, çok kaliteli içerik üretmeye çalışan, kimi kesime göre de üreten bir insan değil mi? YouTube'daki çoğu insanın videosu ondan daha çok izleniyor. Çemberde daha uzun kalan kazanır videosu daha çok izleniyor. Ya da ne bileyim atıyorum işte bilmem kime kışkırtma daha çok izleniyor. Yani izlenir. İzlenir zaten YouTube'un olayı bu. YouTube'da en çok izlenen içerikler... Türkiye içerisinde üretilen çocuk videoları. Benim yeğenim bile mesela biz o kadar hani izletmemeye etmemeye çok fazla çalıştık, uğraştık. O bile yani çocuk kendi kendine öğreniyor, giriyor, ediyor, izliyor. Yani bu onların çok izlenmek hiçbir yerde, Twitch'te de, YouTube'da da, TikTok'ta da, Instagram'da da çok like almak, onu yapmak, bunu yapmak. Yani bunlar günün sonunda hiçbir zaman şeyler değil. Bir işi kaliteli yaptığınızı ya da en iyi şekilde yaptığınızı göstermez. Bunun içerisinde ben de varım. Hepimiz varız hatta. Bu işi ille de işte bu kişiler çok iyi yaptığı için bu sayıda izleniyor gibi bir olay yok yani. İşi iyi yapmayan da izleniyor. Mesela ben. Bu işte ben... İnsanlara abone gözüyle, sayı gözüyle bakmıyorum. Ben hitap ettiğim insanların kaliteli insanlar olmasını istiyorum. Benim gerçek kemik kitlem, beni gerçekten eskiden beri izleyen insanlar, sen nazarlardan senin sorun yaşadın diye senin yorumlarına gelip üzülerek ve özür hep dileyerek söylüyorum. Engelli emojisi atmıyorlar. Benim kitlem bir insana engelli demenin hakaret veya küfür olmadığının çok farkında. Ama gel benim Instagram'da son postumun altına bir bak. Senin fanlarının attığı engelli emojileriyle dolu, beyin emojileriyle dolu. Böyle bir kitleye hitap ediyorsun ve ben ölsem 100 milyon olacaksın ama kitlem bu olacak deseler
Böyle bir kitleye hitap etmek istemem. İşte senle benim aramdaki fark bu. Sayılar çok önemli değil. Biz onları geçelim 3 sene falan oluyor. Sen sayılarla yaşamaya devam et. Bu dediğim noktaya geldiğinde ne kadar haklı olduğumu zaten anlayacaksın. Ki tam da bu konuyla alakalı ben story de attım Instagram'a. Senin izleyicilerine hitaben. Dedim ki işte bu yüzden size kızıyorum. Çünkü bu çocukları nefretle yönetiyorsunuz. Bu çocukları saldırganlık üzerine yönetiyorsunuz. Bu çocuklara bunların... Bizim parolamız şefki. Güzel şeyler olduğunu hissettiriyorsunuz. 10. Ha, ama cazgırlığı da gelirse herkesin ağzına sıçarız, o çok ağır konu. 11-12 yaşında çocuklar gelip bana, anneme, babama, sülaleme küfür ettiklerinde benim canım acımıyor. Acıyor ama şundan dolayı acıyor. Bu çocuklar bunun iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten değil. Ki şunu da peşinden söylüyorum. Ben küçük yaşta çocuklara hitap ettiği için dalga geçmiyorum. Çok güzel bir şey bu. Çocukları güldürebilen insan... Dünyaya iyilik yapan insandır. 10, 11, 12, 13 yaşında çocuklara hitap ederken çocukları bu şekilde yönlendirirseniz, bunları öğretirseniz, bunları yaptırırsanız veya bunları kendi kendilerine yaptıklarında yapmayın demezseniz siz bu çocukların gelecekleriyle oynamış olursunuz. Nefretle büyüyen bir toplum yaratıyoruz. Hiç kimse farkında değil. Kanıtını istiyorsanız da Allah aşkına gelin Instagram'da son postumun, ikinci postumun, üçüncü postumun yorumlarına bir bakın. Yeteri kadar tatmin olmazsanız DM kutumdan size DM'leri açayım, story'yi atayım. Benim burada savaşım çok başka. Benim burada savaşım X'miş, Y'miş değil. Bu adam gider başka adam gelir. Ben bu zihniyete karşıyım. Bu hatalar zamanında YouTube'da da yapıldı ama bu kadar nefret dolu, sert bir şekilde yapılmadı. Yani YouTube gerçekten çok güzel bir yermiş. Yani biz... Onca YouTuber'la tartıştık ya. Onca YouTuber'la... Yok be, YouTube da şimdi çok da sütten çıkma ak kaşık değil yani. Herhangi bir sosyal mecranın sütten çıkma ak kaşık olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki bunu herkes çok fazla yapıyor. Ha, ama tabii ki de YouTube'da şöyle bir şeyin önüne geçebiliyorsun. Hem YouTube'da hem Twitch'te. Mesela birisi eğer ki sana target harassment yaparsa YouTube'da telif atıyorsun, Twitch'te rapor ediyorsun, bildiriyorsun, mailini gönderiyorsun. E o şekilde takılıyorsun yani. Aa, Şef Mali hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah hep mutlu etsin inşallah. Insta'da etiketlen. Hayır, görmedim Nalan. Nedir ki? Niye etiketlediler lan beni? Kız yayında açsak yandık ha. Beni bu mention'dan çıkarın. Hocam beni bak. Beni bu mention'dan kaldır. Bizim milletin bir de götünü etiketli. Gerçekten. Bir şey diyebilir miyim? Yani başıma tek gelmeyen bu kalmıştı. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Gerçekten bir bu kaldıydı. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden tam... bir de neden tam böyle belli bir lobunu etiketlemiş peki? Teşekkür ederim hayatım. Ben o kadar güzel değildim. Şunları kaldıralım. Girmeyin çocuğum. Çocuğum girmeyin çocuğum. Ya ne yapıyorsun Ali abi ya altında ya. Ali abi ne yapıyorsun altında ya. Hüseyin abi, İlyas abi ne yapıyorsunuz bu gönderinin altında. Cık. Ateşli bayanlar mesaj atsın. Alevler öpücük. Yakışıyor mu ya? Ya şunu şikayet edelim de. Şunu engelleyelim de bizi de etiketlemesin. Heh mis. Harika. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Fark ettiyseniz Ferit, Kemal ve Elren'i daha fazla etiketlemişler. Bilmem neden fark.
Tövbe yarabbim ya. E bu arada benim güvenlik kodumu niye göndermiyor bu? Bu bassana numaramı. Neyse şu anda Instagram'a giremiyorum ama aşırı merak ettim Instagram'ın altındaki yorumları. Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Kylie Jenner var yanında falan da ben etiketliyim yani. Sadece ben değil. YouTuber'lar aralarında zaten devamlı tartıştılar yıllardır. Ama ben böyle bir şey görmedim. Ben yani hiçbir YouTuber'ın fanının gidip diğer YouTuber'ın yorumlarına engelli emojisi attığında bunun karşı tarafa hakaret, küfür gibi bir şey olduğunu zanneden bir kitlemiz hiç olmadı bizim. Allah'a şükür olmamış evet, yani. Benim de ki hiç olsaydı olmadı. Da biz o kitleyi doğru yola getirirdik ama sizin getirmekten yana hiçbir çabanız yok. Evet. Ay bu arada milletin kıçına etiketlenme olayına aşırı güldüm. İnanılmaz ya. Ya bir şey söyleyeyim bu arada. Ben mesela kendi takipçim, daha doğrusu kendi izleyicimle alakalı sürekli şunu fark ediyorum. Atıyorum mesela birileri hakaret ediyor ya da bir şeyler söylüyor. Hatta en çok herhalde yani Twitch Türkiye'de, Instagram'da özellikle bir klibin paylaşıldığında işte mal, haha, engelli falan şeklinde en çok yorum alan insanlardan bir tanesi benimdir. Altında hep düzgünce açıklamaya çalışıyorlar. Hep ama. Yani bu nedenli sağ ya bu sağlıklı bir şey de değil bu arada ya. Yani engelli insanlarla hani böyle dalga geçmek falan. Artık nasıl bir varoşluk yani. Gerek var mı gerçekten buna? Canlı yayınlar. Aa, bu arada Amorant lobisi bizi o popoları etiketletmiş olabilir. Bir şey hocam kızlarım da kıçına kadar güzel ama. Alakalı söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi avukatlar da zaten açtı canlı yayının dostusu şu an var. Bayılıyorum. Güzellik şirketimde de var. Elinden geleni ardına koyma. Ne yapabiliyorsan yap. Ben buradayım. Evim belli. Yurdum belli. Her yerim belli. Ha, hareket yapacak adam da yaptırmaz yapar. Ama bunu da canlı yayında şovunu yapmaz. Neyse finalde bu zaten çok komik ve acınası bir durum. Bilmiyorum bakalım. Dayak mı yiyeceğiz? Öldürüleceğiz mi? Ne olacak? Tövbe bakalım. Ya. Allah çünkü korusun farklı yollarla canım. Cevap verilecekmiş. Çok tedirginim. Acayip. Uyku uyuyamayacağım ya bu gece. Uyku uyuyamayacağım bu gece. Evet, şimdi bir konu daha var. Ona da bir cevap vermek istiyorum. Acayip. Aklıma hangi sahne geldi Evet not al. 100 tane demir kapı. Koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye taşıyacaksın. Kral. Bilgisayarınıza HDMI kablosunu bağlıyorsunuz. Bakın. Bizzat iş anından aldım bunu. Bekleyin. Evet. Sakin olun. Sakin olun. Heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın. Sakin olun. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Evet. HDMI'ın kablosunun bir ucunu çok iyi biliyorum. Bir ucunu şöyle bilgisayarınıza bir saniye. No, heyecan yok. Sakın heyecan yok. Uyuyamıyorum. Heyecan asla kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Bir ucunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz HDMI kablosunu. HDMI kablosunun diğer ucunu da televizyonunuza bağlıyorsunuz. Ahmet Felix'in keyfini varıyorsunuz. İşte geliyor. Bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Ananızı avranınızı sikerim sizin heyecanı. Heyecan kesinlikle yapmayın. Kabul etmiyorum. Ananızı sikerim ben. Yani bu bakış. Bu bakış, bu hareketler. Mimikler. Biliyorsunuz ki bir Entel Feridun, iki Ahmet Felix, yani dayanamıyorum ya Rabbim, muhteşem. Bu konuyla alakalı bazı yayıncılar videolarımı izlediler. Yine aynı şekilde bazı TikToker'lar cevap verdiler. Kimileri beni eleştirdi, kimileri onu eleştirdi.
Çok normal, eleştirebilirler. Konuşarak herkes derdini anlatabilir. Şimdi bu eleştirenlerden iki tanesine cevap vereceğim. Bir tanesi Mehmet diye bir arkadaşımız. Birebir de hiç görmüşlüğüm yok. Bir iki videosuna denk geldim sosyal medyada. TikTok'ta bir içerik üreticisi kendisi. Olay hakkında konuştuk yani yanında bir 5-6 dakika veya 10 dakika. Fakat dediklerinden ben bir şey anlamadığım için şu an bir cevap veremeyeceğim. Yani iki kelimeyi bir araya getiremediği için kurduğu cümlelerde. Mehmet dedi. Mehmet sen misin lan? Lan Mehmet! Mehmet sen değilsin değil mi Mehmet? Ya çünkü oğlum. Çünkü bak iki kelimeyi bir araya getiremiyor dedi. Mehmet iki kelimeyi bir araya getiremediği için anlamıyorum dedi şu an aklıma. Piyasada senden başka öyle bir Mehmet gelmiyor. Kim o? Kim o iki kelimeyi dedi bir araya getiremeyen bir Mehmet dedi. Hangi Mehmet? Komik değil Mehmet. Komik olan oğlum da getirebilir mi Mehmet iki kelimeyi bir araya? İki kelimeyi bir araya getiriyor. Getirdiğin iki kelimeyi söyleyeyim mi? Haklı. Ne yapıyorsun? Bak. Gördün mü? Abla. Bir eşya almak istedim ne olurdu? Ananı arvadını. Ne dediğini anlamadım kardeşim. Eğer iki cümleyi bir araya getirmeyi başarabilir ve konu hakkında bir yorum yaparsan cevap verebilirim. Şu an biliyorum Allah'ın kursağında kaldı. Ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten ne demek istediğini anlamadım. Yani zaten ben bir kişiyle orada polemikteyim. Kendisi bana cevap verebilir. Senin araya girmene gerek yok. Ha, arkadaşındır girebilirsin bir şeyler diyebilirsin. Diyeceksen de biraz çalış. Çok garip bir cevap vermişsin. Gerçekten ne dediğini anlamadım. Mehmet'le alakalı kısım bu şekilde. Bir de Geoman bir cevap vermiş. Şimdi Geoman'la ben takipleşiyordum. Tamam. Verdiği cevaptan sonra takipten çıktım. Oh. Nedenini söyleyeyim. Bu beni eleştirdiği için değil. Beni herkes eleştirebilir. Ne takip yaptı ki o Geoman kim? Beni eleştiren çok insan var. Oğlum tanımadığımız ne çok insan var ya. Tabii birileri de benim için bunu diyor biliyorsunuz ki. Mesela diyorlar ki P-Queen videonu izlemiş. P-Queen kim la falan. Ayırmaya gidenin dayak yediği kavgalar gibi. Dur bakayım. Geoman. Kimle bu? Ne bu? Şarkıcı mı o da? Ha, yok tamam. Ejoruna'yla Geoman kavga mı etti? Onun TikTok çok daha heyecanlı gibi lan. Ya acaba TikTok mi? TikTok şu yüzden çok izleniyor olabilir mi? Mesela bizim dönemimizde Kısmetse Olur vardı. Kısmetse Olur yayın rekorları kırardı her bölüm. Çünkü orada sürekli bir kavga olurdu. Sürekli birbirine bir saldırma olurdu. Kaos olurdu. Bir şeyler olurdu. Acaba o yüzden çok izleniyor olabilir mi? Ondan bak abi. Kesin ondan. Ciddi söylüyorum. Çocuğun adı da benim yazdığım gibi yazılmıyormuş bu arada. Dur. Bakayım. Ay bu olaya çok güzel şey olduğumuz. Takipten çıkma sebebim şu. Geoman konuyla alakalı yaptığı yorumda diyor ki bence çok boş bir video. Dedikodu videosu olmuş. Ben böyle bir video çekmezdim diyor. Geoman şimdi bak ben bunları söylemekten gerçekten keyif alan bir adam değilim ama Instagram DM kutunda benimle olan DM'lerine gir. Magazin videona konuk olmak istiyorum. Çok bomba anlatacağım şeyler var falan diye bana mesaj atmıştın. Ben de sana tamam kardeşim çekelim demiştim. Ya garipsiniz, gerçekten garipsiniz. Yani o zaman ben seni konuk alsaydım magazin iyiydi, Burak Güngör iyiydi. Ben seni konuk almadım veya ilgili videoda değişim videolarıyla dalga geçtim diye mi bu bir boş içerik oldu? Yani seviyorum aslında seni ama yani gerçekten duymayanlar için
Bak ben bunları söylemekten gerçekten keyif alan bir adam değilim ama Instagram DM kutunda benimle olan DM'lerine gir. Magazin videona konuk olmak istiyorum. Çok bomba anlatacağım şeyler var falan diye bana mesaj atmıştın. Ben de sana tamam kardeşim çekelim demiştim. Ya garipsiniz, gerçekten garipsiniz. Yani o zaman ben seni konuk alsaydım magazin iyiydi, Burak Güngör iyiydi. Ben seni konuk almadım veya ilgili videoda değişim videolarıyla dalga geçtim diye mi bu bir boş içerik oldu? Yani seviyorum aslında seni ama yani gerçekten garip bir açıklama yapmışsın. İşin özeti amacın neydi bilmiyorum. Hani değişim videolarına laf söyledim diye mi gücüne gitti. TikTok'umu savunmak istedin kendi çapında ki TikTok'a herhangi bir lafım yok. TikTok'ta dediğim gibi çok sevdiğim insanlar da var. Bence güzel bir platform olmaya başladı. Yani neye kızdın anlamadım ama Burak Bey hayır. Bu konuda size hiç katılmıyorum. Hayır. Çok sevdiğim insanlar da var. Bence güzel bir platform olmaya başladı. Yani neye kızdın anlamadım ama tutarsız bir cevap vermişsin. Çünkü dediğim gibi gir benimle olan DM'lerine bak. Evet bu konuda bu şekildeydi. Dediğim gibi çok yayıncı izlemiş videoyu, çok kişi tepki vermiş. Mantık çerçevesi içerisinde eleştirenlere de, övenlere de, herkese çok teşekkür ederim. Bu arada konuyu kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey daha var. Çiş mi yaparım? Bir tek hareket ederim. Çiş mi yaparım? Benden bahsedirse çiş mi yaparım? Yaparım. Artık son bir şey olmasın. Her son bir şey dediğinde geriliyorum. Zaten gördüğünüz tabloda onların hepsi ben tek. O yüzden benim yanımda veya arkamda birilerine ihtiyacım yok. Ben tek başımayım. Tek başıma konuşuyorum. Derdimi tek başıma anlatıyorum. Evet, video kısaca bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hay. Da. Allah kimseyi senin eline düşürmedi. Daha iyi bir dua görmedim hayatımda. Ay iyi, çok şükür ya Rabbim. Kız senin ne işin var burada? Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Aa. Ya ben şeyi hiç anlamıyorum. Şimdi bunu gerçekten kötü bir niyetle söylemiyorum. Burada bunu ciddi söylüyorum. Sadece mesela birilerinin, ben kavga izlemeyi çok seviyorum. Kesinlikle yani o herhalde benim zaten çocukluktan beri Türk televizyonları çok izlememden kaynaklı. Ben kavga izlemeyi çok seviyorum. Bayılıyorum hatta kavga izlemeyi. Benimle alakalı olmadığı sürece. Hatta yıllarca oturduk burada kısmetse olur kavgaları izledik. Yıllarca oturduk o tarz benim kavgaları izledik. Siyasi kavgaları izledik. Yani sevdiğim bir şey. Sevdiğim bir aktivite diyeyim. Hobi gibi düşünün. Ama şeyden haz etmiyorum dediğim gibi. Böyle iki tane sosyal. Çünkü sosyal medya bana biraz daha... eğlence arayanın eğlenceyi bulması gerektiği, bilgi arayanın bilgi bulması gerektiği, yani çok da fazla insanlar birbirleriyle anlaşamasalar bile bunu söylediğim gibi videolarla değil de oturup karşılıklı konuşarak halletmeleri bana daha uygun geliyor. Yani çok açıktan, işte dediğim gibi çok açıktan tehdit eden olur, çok açıktan bir laf söyleyen olur, çok açıktan artık böyle hakikaten ciddi ciddi itibarını zedelemeye çalışan bir hareket olur. O zaman tabii ki de hani belki böyle bir video çekebilirsin ki dediğim gibi benim başıma çok da geldi oldu ama hiçbir zaman yapmadım. Çünkü bana garip geliyor.